Lütfen sessizliği sağlayabilir miyiz acaba? Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutlamak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını almak üzere toplanmış bulunuyoruz. Programımıza hoş geldin. Honorable principals, fellow teachers and dear friends, we are gathered to celebrate the 99th anniversary of our republic and to memorialize Gazi Mustafa Kemal Atatürk and his comrades in arms. Welcome. Program akışını arz ediyorum. Açılış, 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşımız okunmaz. İlkokul 4. sınıf öğrencilerimizden Deniz Solmaz'ın açılış konuşması, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimizin koro ve ukulele performansı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerimizin oratoryosu, ilkokul 4. sınıf öğrencilerimizin aile büyükleri Cumhuriyet Nedir video gösterimi, 4. sınıf öğrencilerimizin video gösterimi korosu, ilkokul öğrencilerimizden Ece Meva Özkan ve Aytun Çakır'ın Cumhuriyet'e mektupları, lise öğrencilerimizin dans performansları, 10. yıl marşı, kapanış. I would like to present the program. Opening with a minute of silence and our national anthem, opening speech of Deniz Solmaz, our friend from the first grade, the choir and ukulele performances of 6th and 7th grade students, oratorio prepared by 8th grade students, the video Aile Büyükleri Cumhuriyet Nedir by 4th grade students, Cumhuriyet'e mektup by Ece Meva Özkan and Aytun Çakır from elementary school, traditional dances and waltz from high school students, 10. yıl marşı and closing. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir vatanımız uğruna şehit olmuş askerlerimiz rahmet ve şükranla anıyor. Sizleri onların manevi huzurunu bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. I would like to invite all of you for a minute of silence and then to sing our national anthem in order to remember our soldiers who have lost their lives for our country and to commemorate Gazi Paşa. O kadar dolu ki toprağın şanla, bir değil sanki bin vatan gibisin.
Yüce dağlarında çöken dumanla göklerde yazılı destan gibisin. Günün anlam ve önemli bir eğitim konuşmasını yapmak üzere 4. sınıf öğrencilerimizden Deniz Solmaz'ı sahneye davet ediyorum. I would like to invite Deniz Solmaz to deliver his opening speech. Sayın Genel Müdürüm, Sayın Okul Müdürüm, kıymetli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Bugün Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü millet olarak coşkuyla kutlamanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bu bayram şüphesiz Türk milleti için en özel ve değerli bayramdır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ülke yönetiminde halkın söz sahibi olması sağlanmıştır. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle tek yürek, tek vücut olan Türk milleti tüm imkansızlıklara rağmen destansı bir mücadele olan Kurtuluş Savaşı ile vatan topraklarını düşmanlardan temizlemiş ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Verilen bu büyük mücadelenin ardından Türk milletinin karakteri ve geleneklerine ve en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet Yeni Türk Devleti'nin yönetim biçimi olarak 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir. Tam bağımsızlık ve milli egemenliğine dayanan Cumhuriyet rejimi, demokrasinin özgürlüklerin ve eşitliğine teminatıdır. Cumhuriyet rejiminde halktan daha büyük bir güç yoktur. Cumhuriyet, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizlere bırakılan en kıymetli ve en büyük mirastır. Büyük özverilerle kurulmuş bu cumhuriyeti, cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz diyerek biz gençliğe emanet etmiştik. Bu emaneti korumak için birliği ve güçlü olmanın yanında hem birliği hem de evrensel kültürü öğrenmeliyiz. Dünya milletlerinin ailesinin bir üyesi olarak dünyadaki gelişmeleri takip ederek devamlı kendisini yenileyen ve geliştiren, istiklalimize ve istikbalimize yöneden tehlikeleri zamanında sezebilen bir nesil olmalıyız. Umut ediyoruz ki ülkemizi bulunduğumuz yerden çok daha ileri götüreceğiz. Bu duygulara başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahramanlık arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet anıyoruz. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Saygılarla. Sen bize ekmeksin, havasın, susun. İyice kulak ver, dinleyin, susun. Tarihin yazdığı koca ulusun milli egemenlik öyküsüdür bu. Deniz'e anlamlı konuşması için teşekkür ediyoruz. Kore ve Ukule'ye gösterdiği saygılarımı üzere 6. ve 7. sınıf öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. Meeting Deniz Polis Minikyo Speech. Now it's time for the choir and ukulele performances of 6th and 7th grade students. Thank you.
Sevdan içinde pişerse vatan olur. Toprak, şehitlerin kanıyla yoğrulup milletin diline destanlaşırsa vatan olur. 6. ve 7. sınıf öğrencilerimize performanslarından ötürü teşekkür ediyorum. Oratorya gösterilerini sergilemek üzere 8. sınıf öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. We thank the 6th and 7th grade students for their performances. I would like to invite 8th grade students to present their oratorios. Sunucularından biriyim.
Bir de Gökçe. Umudumun içinde bir kala doğdu. Anne ve babamın vefatının ardından Atatürk buradan eve dedi. Gökçe soyadında tek sayısı ve hiçbir ilgim yokken Atatürk'ten. Türkiye'nin ilk adı savaş bu. Ben Sadiye Hanım. 1930 yılında Artvin'de bağlı Yusuf İlçesi'nde belediye başkanlığı seçimlerine katılarak Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı seçildi. Tam görevimi 2 yıl boyunca başarıyla sürdüm. Ben Safiye Erdem, Türk tarihinin ilk kadın sanatçılarından. Bizi hep bir alaçı olarak başladım. Atatürk'ün en sevdiği sanatçılarından olmak bir ibaretin en büyük gurur kaynağı. Tüm servetimiz hep Türk Eğitim Vakfı'ndır. Merhabalar, ismim Refe Dangın. Cumhuriyet'in ilk kadın öğretmenlerinden biriyim. Şunu öncelikle gururla söyleyeyim ki babam ile Atatürk aynı cephede Kuvayi Milliye görevliğini üstlenmiştir. Ben de küçükken atama söz verdiğim için ve onun isteği doğrultusunda tarih öğretmeni oldum. Aslında küçükken hep matematik öğretmeni olmak istemiştim ama atama güzel tarihimizi yeni nesillere aktarmam gerektiğini söyledi. Ben de tarih öğretmeni oldum. İşim benim için paha biçilmezdir ve bunun en büyük nedeni tabii ki atanmış. Mart 1919. Türkiye'nin ilk kadın mimarlarından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun. Şair ressam Bedirhan Eyüboğlu Oğuzlar Sabahattin Eyüboğlu'nun kardeşi. Aynı zamanda abim Nebi Sabahattin Eyüboğlu gibi köşeye sizin yarınlar katkı sağladı. Merhabalar, ben Safiye Ali. 2 Şubat 1894 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldim. Babam Ali Kırat Paşa, annem Sevna Hasene Hanım'dır. Ailem Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli hizmetlere tanınmaktadır. Küçüklüğümü dedem Emin Paşa'nın konağında geçirdim. Eğitimimi İstanbul Amerikan Kız Koleji'nde gördüm. Sonrasında Darülfünun Tıp Fakültesine gitmek istedim. Fakat fakülteye henüz kız öğrenci kabul etmiyordu. Bu yüzden eğitimi Almanya'ya tamamladım. Eğitimin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın tıp doktoru ve tıp alanında eğitim veren ilk kadını oldum. Anne ve çocuk sağlığı üzerine çok da çalışma yaptım. Mesleki çalışmalarım yanı sıra İstanbul'a başlayan feminist harekete katılarak Türk kadının taşınma hakkı için mücadele ettim ve Türkiye Kadınlar Birliği'nin SİHE Komisyonu Başkanlığı'nı üstlendim. Merhaba, ben Sabiha Rıfat Güray. Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisiyim. Buraya gelmek zor oldu benim için. Sürekli eleştirilere maruz kaldım. Ancak seçtiğim yolda devam ettim ve şu an buradayım. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ilk kadın voleybolcusu. En büyük gurur kaynağım Anıtkabir'dir. Yeni bir gün yapmasam olmaz mı? Feda var, bu sefer konuda sana feda. Canlı
bir çiğnetmeyiz yabanı. Canımız kurbandır cennet vatanı. Hürriyet uğruna, bayrak uğruna savaşırken ecele gider milletiz. 8. sınıf öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi 4. sınıf öğrencilerimizin hazırlamış olduğu Aile Büyüklerin Cumhuriyet Nedir adlı videoyu izleyeceğiz. Now we will watch the video Aile Büyükleri Cumhuriyet Nedir from our 4th grade students. Bizleri 92 tümörde alınan ilgileri görmüyle sizlenir. Millet, milletin eşit idaresi. What is a republic? Democracy. Dedeciğim, cumhuriyet nedir? Hem cumhuriyet hem ideal bir yönetim şeklidir. Hürriyettir, bağımsızlıktır, huzur ve barıştır, paylaşmadır. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet özgür yaşam hakkıdır. Baba, cumhuriyet nedir? Cumhuriyet birliktir. Baba, cumhuriyet nedir? Cumhuriyet, hükümet ya da devlet başkanı halk tarafından belli bir süre için seçildiği yönetim şeklidir. Baba, cumhuriyet nedir? Cumhuriyet bir yönetim biçimidir. Cumhur yani halktan gelir. Cumhurbaşkanlığı, başkanı ya da hükümeti halkın oylarıyla seçilen bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet, halkın söz sahibi olduğu bir yönetim şeklidir. Yani Mustafa Kemal Atatürk demektir. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet bir halkın kendi kendini yönetme şeklidir. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet, bir ülkede yaşayan insanların seçtiği kişiler vasıtasıyla o ülkeyi yönetmesi biçimidir. Cumhuriyet nedir ve senin için ne ifade ediyor? Merhaba öncelikle. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Benim için ifadesi ise özgürlük, bağımsızlık ve güçlü bir devlet demektir. İsmail Şanlı, Cumhuriyet ne demektir? Cumhuriyet bir yönetim ismidir. Cumhuriyet, hükümet ya da devlet başkanının belirli bir süre için belirli yetkiler çerçevesinde halk tarafından demokratik yöntemlerle seçildiği bir yönetim ismidir. Cumhuriyet nedir? Oğlum bak, cumhuriyet bir idare şeklidir. Yani bir devletin kendi kendini idare etmesidir. Bu da o vatandaşların, o devletin, halkının seçimiyle iş başına getirdiklerini onları idare etmesidir. Yani aynı zamanda cumhuriyet demek, hürriyet demektir. Çünkü herkes dilediği şekilde her şeye sahip oluyor, bütün haklara sahip oluyor. Yani bu idare şekliyle devletler daha halkına daha vefalı, huzuru getiriyor. Halk daha güzel yaşıyor. Bu şekilde yani. Yani cumhuriyetin kuruluşuyla Türkiye'de, yani yurdumuzda, bir takım devrimler olmuştur. Arz devrimi, kül kıyafet devrimi, buna benzer vatandaşlara çeşitli haklar verilmiştir. Özgürce yaşamaları için her türlü hak sağlanmıştır. Bu cumhuriyet demektir yani. Tamam mı? Tamam. Bu.
Aydınlıktır geleceğim, mutluluğa ereceğim. İnançla yürüyeceğim, mutlu yoldur Cumhuriyet. Koro gözlerini sergilemek üzere ilkokul 4. sınıf öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Bayrağın altında yürüyen yiğit, bastığın toprağı tanıyor musun? Altında yatıyor binlerce şehit, onların sesini duyuyor musun? Öğrencilerimize gösterilerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Cumhuriyete yazdıkları mektubu okumak üzere ilkokul öğrencilerimiz Ece Meva Özkan ve Aytun Çakır'ı sahneye davet ediyorum. I would like to invite Ece Meva Özkan and Aytun Çakır from elementary school to deliver their letters called Cumhuriyete Mektubu. We couldn't choose our own leader.
You have to obey orders and edicts, even if they were wrong. You were born in Turkey in 29 October 1923. As soon as you were born, you brought freedom and justice. You gave the people the right to vote and to be elected. Do you know what voted for the first time? And with these new rights, Ayşe Begüm Onbaşı became world champion in gymnastics. Sümeyye Boyuncu received medals in swimming. Dr. Özlem Çocuk found biotic machine and many more. We learn to live in Madeline with you. We chose our leaders from the people. We started to live a more modern life. We started using the Latin alphabet. We were modernized by wearing contemporary clothes. Our time and measurement units also became contemporary. All conditions were met to advance in science and technology. Our country is now governed by laws. Also, you didn't forget the kids. The United Nations Convention on the Rights of Child was also adopted in our country. Everyone has the right to education in our country. Everyone has the right to vote. It was not easy for us to reach all these achievements. We needed a leader. This leader was Mustafa Kemal Atatürk, also our founder. We will work together to better days. You are now 99 years old, but you will always stay young. From here, I would like to express our gratitude to Atatürk and his companions, as well as to our martyrs who sacrificed their lives for your establishment. We love Ecemeva and Aytun. Benim naciz vücudum bir gün el ve toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ileri ve paylar kalacaktır. Dans gösterilerini sergilemek üzere lise öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. I would like to invite high school students to deliver their dance performances. Thank you.
99. yılı kutlama ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanımız uğruna şehit olmuş askerlerimize anmak verenimiz sona ermiştir. Katıldığınız için teşekkür ederiz.